Evet, gelemedik. Yerindeyiz şu an. Beldesindeyiz. Artık Erciyeş Pozantı'nın mahallesi gibi oldu ama kar iyi yağıyor gerçekten. Sene 97'de söylendiğine göre en fazla bu kadar yağdığı o yıllara denk gelen bir karmış. Yaklaşık şu an itibariyle yarım metreyi bulmak üzere. Yani dizinin üstüne gelmek üzere. Yürürken zorlanıyoruz. Makinalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu makinaların üstündeki tepe şeylerine, flash takılan yerlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü genellikle oradan kısa devre yaptırabiliyor. Onun dışında korkmanıza gerek yok. Lens değiştirmediğiniz sürece burada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Lakin bizim beklediğimizin üstünde bir kar oldu. Tabii görüş mesafesini İster istemez bayağı bir etkiliyor. Yani çekimi de etkiliyor. Uzak nesneler biraz daha gözükmez oluyor. Diyaframı her ne kadar arttırsak da sıkıntı oluyor. Olsun. Yani gerçekten güzel bir görüntü var şu an etrafta da sizi de gördüğünüz gibi. Ve harika bir kar yağışı var. Mehmet abimle beraber geldik ama Mehmet abinin makinası kısa devre yaptığı için o sıcak yere gitmek zorunda kaldı. Ben de işte çekime devam ediyorum. Şöyle size bir etrafı göstereyim. Görün. Gerçekten güzel bir manzara. Hatta buraya gelirken arkadaşım biri kesin ödül alacaksın diyor. Birincilik alacaksın diyor ama inanın ödül şu manzarayı görmek kadar güzel bir şey yok. Varsın ödül gelsin gelmesin ama şu manzarayı yaşamak hiçbir şeye değişmem. Tekrar görüşürüz. Evet. Kar çekimi devam ediyor. Ha. Aslında bizi yoran karda yürümek. En çok yoran o. Gördüğünüz gibi ayak izimiz belki görebilirsiniz. Bayağı bir gömülmüşüz. Hep genelde kar çekime gittiğime hep aklıma yürürken Sarıkamış olayları aklıma gelir. Gerçekten unutulmaması gereken olaylardan bir tanesi. Kars Sarıkamış. Orada daha ince kıyafetler, daha zorlu yol ve tabii ki daha soğuk bir kar. Yağan şiddetli tipiye rağmen 90.000 askerimiz şehit olduğu bir alan. İnanın her bu kar yürüyüşümde onları anımsıyorum. Ve bu işin ne kadar zor olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ki anlıyorum da. Çünkü inanın 50 metreyi 10 santim karda yürümek yoruyor. Ki bırakın 30-40 hatta 50, bazı yer 50 santime geliyor. Buralarda zorluyor bizi bayağı bir. O yüzden 100 metreyi yürümek hiç değilse sanki 2 kilometreyi yürümüş gibi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Daha fazla bir güç harcıyorsunuz. İşte kardaki olay da bu. Yani sizi en çok şey yapan, yoran, hatta ölüme bile sebep eden şeylerden bir tanesidir. Yürüdüğünüz zaman içinizdeki kıyafetlerde terler oluyor ve ter kuruduğu zaman daha beter soğuk kaplıyor. Ve soğuk aldığınız zaman bu sizi daha da üşütmesine ve donmanıza sebep oluyor. Şu an evet şiddetli kar devam ediyor. Artık görüş mesafesi hemen hemen neredeyse kayboldu gibi bir şey. Biz de artık yavaş yavaş sıcak yere çekilme zamanı veriyor. Fazla delikanlılık yapmaya gerek yok. Şimdi Aslı, madem bu kadar konuştuk, bir de kısa bir hangi modda çekim yapıyoruz onu söyleyelim. Geride dediğim gibi siz de görüyorsunuz, görüş mesafesi bayağı bir düştü. Her ne kadar F'i yükselteyim ben, arka taraf net çıksın, manzara modu çekeyim derseniz de inanın o şey geçerli olmuyor. Tabi bu arada elimde kamerayı tutmaktan dondu vallahi. Genelde şu an 6-7 diyafram veriyorum. Ensantene ise 125, 180, 70 arasında değişiyor. Çünkü mesafeler çok kısa. Yerine göre 5-6 veriyorum. Çünkü görüş mesafesi çok kısa olduğu için 5-6 bizi kurtarıyor. 5-6'yı da vermemin sebebi ışığın biraz daha etkili olmasından kaynaklı. O yüzden öyle bir ayar vermek zorunda kalıyoruz. Tabi deniyoruz, çekiyoruz. Özellikle de çektiğimiz fotoğraflara mutlak sürekli bakmamız gerekiyor ki neye çektik, nasıl çıkmış ya da eksik varsa onu hemen kurtarabiliyorsunuz diye bir bakmamız gerekiyor. Evet, şimdilik yayınımız burada şey yapıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten kar şiddetini bayağı arttırdı. Yani fazla da bir şey çıkmayacak gibi. İnşallah kar biraz düşerse, yani yağma şekli düşerse biraz çekime devam edeceğiz. Biraz daha ağaçların içine girdik artık. Yakın detay çalışmamız gerekiyor. Burada da mecburen objelere daha yakın durup manzarayı çekmeye gayret ediyoruz. Şu an siz de gördüğünüz gibi ağaçların hepsi bembeyaz. Burayı yeşilken de görmek güzel. Sonbaharı da görmek güzel. Ve karlı görmek de güzel. Kış masalı diye buna dediğimiz şey bu. Kış masalı. Güzel bir şarkı. Ve o şarkı böyle bir şeye de yazılmayı hak etmiş yani. Güzelliği gerçekten büyüleyici. Yağmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi biz artık çekim yapamaz hale geldik. Gerçekten çok zorlu bir şey oldu. Güzel fotoğraflar çıkıyor ama yani çok da riske atmaya gerek yok dedik. Artık bir trenle dönme kararını aldık. Yavaş yavaş Adana'ya doğru döneceğiz. Gerçekten yoğun kar var, çok var. Hani alışkın da olmadığımız için Adanalı bu kadar karı pamukta gördük. O yüzden gitme zamanı geldi.